Efendim, soralım albümü. Nasıl gidiyor? Neler yapıyorsun? Yeni klip. Acıyor'a çektin. Uzaktan'a çektin. Çektim. Yalnız Kuş var değil mi? Evet. Herhalde şimdi, evet. Çarşamba günü Yalnız Kuş'u çekeceğiz. Yani benim çok sevdiğim bir albüm oldu. Bazen yani yazarken şarkıları siz seviyorsunuz ama dinleyiciyle aynı frekansta olmayabiliyorsunuz. Olur mu, olmaz mı diye. Ama bu sefer galiba aynı dönemde aynı şeyleri hissediyorduk daha pek çok insanla. Daha önceki albümlerinden şüphen var mıydı? Yani hani yaptık ama buluştu mu buluşmadı mı albüm? Yani 8 tane albüm yapmışım. Tabii ki içlerinden bir iki tanesi ah keşke. Bir iki tanesi değil yani ben çok mükemmeliyetçi birisi olduğum için. Sen çok keşke diyen birisi. Evet aynen öyleyim zaten. Gerçekten evet. Öyleyim. Ah şunu da şöyle yapsaydık böyle yapsaydık diye hep düşünüyorum. Ama o kadar da kötü bir şey değil galiba. Çünkü bir sonrakine daha iyi bir şey yapmamıyorum. Ama bu olacak. Albümle beraber bir şey daha değişti. Yani kliplerde falan da görüyoruz seni bu albüme çektiğin kliplerde. O yani her zaman hanım hanımcıksın, her zaman çok şekersin, her zaman çok tatlısın ama bu albümle biraz daha kadınsı. Bir taraf saçlar maçlar kısaldı, kostümler falan biraz böyle daha kliplerde daha şey açık kelimesi yanlış bir kelime onu demek istemiyorum da daha böyle keyifli daha başka bir yere doğru gitti herhalde var mı öyle bir ya, niyetin? Şöyle aslında biraz fazla sanki kendimi saklıyormuşum öyle hissediyorum. Biraz daha kendimi doğru ifade ettiğim bir dönemdeydi galiba. Daha rahat bıraktığım bir dönemdeydi. Önemli. Bu şarkıları yazdığım süreç yani hiçbirisi planlı olmadı aslında saçımı kestirmem ya da seçtiğim kıyafetler de öyle. Biraz rahat bıraktım kendimi o kadar. Peki bir şey söyleyeceğim Göksel. Şimdi acıyor, aşkın yalanmış, rüzgar uzaktan, aşk bitti, gidemiyorum. Yarım kalan şarkı, hep böyle bir yarım kalmışlık, bitmişlik falan filan. Bu gerçekten bir aşkın içinden çıkan bir albüm. Yani biz bu albüme bakınca yaşanmış bir hikaye mi görmemiz lazım? Var mı öyle bir şey? Çünkü bütün parçalar senin neredeyse. Yani bence bu kadar sevilmesinin sebebi gerçekten yaşanmış olması. Peki aşkın içindeyken mi daha çok çıkıyor, bitince mi daha çok parça çıkıyor? Belli olmuyor. Belli olmuyor. Belli olmuyor. Yani hani bazen o çok karmaşık oluyor. İnsan hiçbir şey yapamayacak hale getirebiliyor. Aşk ya da neyse o. Yoğun melankoli diyelim. Evet. Bazen hiçbir şey yapamıyorsunuz ya da bazen onu yapıp böyle bir rahatlıyorsunuz. Oh bütün ama her şey bitince bu yüzdenmiş. Daha bir herhalde böyle bir o acıyla daha fazla bir şarkı çıkar herhalde yani. Evet. Yani hani en azından o duygudan güzel bir şeyi arta kalması gerekiyor. Ay, güzel derken ya. Mutluluktan bahsetmiyorum. Ya ama ne kadar güzel. Aşk yaşıyorsun. Aşk sana bir artı bir kar. Aşk bitiyor. Aman yani hani olsun yine bundan bir 8-10 parça çıkar falan gibi. Hani. Bir seneyi de kurtardık. Yani hani. Öyle bakar mısın hiç olaya bitti bu aşktan kaç parça çıkar falan gibi öyle bir hesap yok. Yani en kötü ihtimalle madem şaka üzüldüm. Şaka söylüyorum ya herhalde yani. Evet şimdi işler güçler. Ekran başındaki izleyiciler tarafından da sürekli izleyiciler tarafından çok merak ediliyor. Aslında baba soruyla başlayalım. Sizce neden tuttu bu dizi? Çünkü biraz önce Oğuzhan'ın yaptığı gibi aslında biraz sizinki de tutar mı tutmaz mı başka bir kafayla başladığınız bir şey ve tutunca sizin de biraz şaşırdığınız bir iş herhalde. Şaşırdık tabii ki ama hani o şaşkınlığı çabuk atlattık üzerimizden. Çünkü bizim temel motivasyonumuz şu, beraber çok eğleniyoruz. Yani işte burada bulunan arkadaşlarım ve Selçuk öncelikli olmak üzere çok eğleniyoruz. Biz eğlendiğimiz için de seyirci de eğleniyor yani aslında hep tek... benim inandığım şey o. Ben de bunları söylerken çok keyif aldım. Yazarken evet. De gerçekti. Onlar aynen da o öyle. Kadar gerçek tabii, çünkü ki. Çünkü gerçeği şurada satmak başka bir şey. Yani inanmadığın bir şeyle şuraya çıksan elindeki cephane inanmadığın bir cephane olsa satarken 9 takla atıyorsun. Bir de devamlı gerçekten vallahi gerçekten demek zorunda kalıyorsun. Çünkü iyice inandı. Halbuki gerçekse hiç bunlara ihtiyacın olmuyor. Çıkıyorsun çatır çatır şarkını da söylüyorsun, işini de yapıyorsun. Sizin işi izlerken de öyle sahneleriniz var ki insan hissediyor. Yani bu adamlar zaten eğleniyorlar bu sahnede. Çok iyi. Kameranın çekmesi çok cabası olmuş işin yani. Hani öyle gibi görünüyor. Çok iyi çalışan bir senaristimiz var. O yani çok iyi bir matematik kuruyor. Birbirimizi çok iyi tanıdığımız için de ben Ahmet'in kaşını kaldırmasından anlıyorum diyeceğim. Biraz zor Ahmet'in kaşını kaldırmasından sürekli oynadığı için böyle. Dolayısıyla... Devamlı. Evet. Yok o kadar da oynatmıyorum devamlı ya. Senin kaşın gözün bir oynuyor. Evet hadi bakalım devam. Dolayısıyla böyle hani
şöyle bir duyguda oluyorsunuz. Siz ben de bir şey yapmalıyım duygusunda oluyorsunuz. Sete giderken acayip böyle mutlu gidiyorum ben. Çok eğleneceğimi bildiğim için. Yani bu dizi başlamadan önce üçünüz böyle ya abi patlayalım, bir şey yapalım, bir şey yazalım. Yani bizden bir şey olur. İçimizde bir cevher var. Nasıl anlamaz bu insanlar bunu? Yapsak acayip gider falan gibi sohbetleriniz oldu mu o tanışma döneminizde? İlk tanıştığımız dönem zaten bizim Ahmet'le Bir Bulut Olsam dönemine denk gelir. Kanal D'de yayınlanıyordu. Mardin'de çekiyorduk. O zaman o da arkadaşıydık Ahmet'le. Sürekli şikayet alıyorduk resepsiyondan. Çok eğlendiğimiz için. Sonra hani o dönemler ben Selçuk'la tanıştım. Selçuk da sürekli şikayet alıyormuş. Apartman dairesinde oturuyor. Baktık hepimiz sürekli şikayet alıyoruz. Dedi ki hani bunu bir değerlendirelim arkadaşlar. Evet. Sonra artık hiç şikayet almıyoruz. O güzel oldu yani. Evet. Nerede tanıştınız? Üçünüzün tanışma hikayesi nedir? Biz Murat abiyle... Arka taraf duyabiliyor musun? Sesleri duyabiliyor musunuz? Ses peki. Biz Murat abiyle... Niye sesinizi çıkartmıyorsunuz? Yani hem duyamıyorsunuz hem arada seni de duyamıyor diye. Biraz sesleri bir açalım. Stüdyonun seslerini bir açalım. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Oh,